Merhaba, ben Yavuz Akıncı. Bugün boksta ilk gün hangi antrenman yapılır ya da özellikle kadınların boksa başladığı ilk gün ne yapıyorlar, nasıl bir egzersiz yapıyorlar, hangi tekniği çalışıyorlar, onun detaylarını uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Seray Turan, fizyoterapist. Seray'la birlikte yapacağız. Seray daha önce spor geçmişim var ama dövüş sporuyla hiç... Evet, spor yapmadım hiç. Evet. O nedenle bugün Seray'la birlikte boksa başlıyoruz ve bakalım nasıl bir antrenman yapacağız. Öncelikle başlayalım. Zaten ısınmamızı yapmıştık az önce. Bandaj önemli. Eldiven kullandığınızda mutlaka bandaj sarın ve bandajı bilinçli bir şekilde sarın. Aksi halde sakatlık oluşabilir. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Elimizi bu şekilde tutalım. Eli sardıktan sonra özellikle bileğe biraz daha hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü yumruk atarken bileğimizden güç aldığımız için, daha doğrusu destek aldığımız için ilk bandajı sardık. Evet, bandajı sardıktan sonra ilk temel hareketi çalışacağız. Çünkü temel hareketi yapmamız gerekiyor. Daha sonra akabinde hareketleri yapmaya çalışacağız. Şimdi ben ileride yapayım Seray, sen benim gerimde dur. Antrenman yaparken malum biliyorsunuz karantina günlerinden yeni çıktık, sosyal mesafemize çok dikkat ediyoruz. Şimdi ayaklarımızı birleştiriyoruz. Çok güzel. Şimdi parmak uçlarımızı yana doğru açıyoruz. Evet. Daha sonra topuklarımızı biraz daha böyle dışarı. Evet, evet. Bu pozisyondayken sadece sağ ayağımızı bir adım geri alıyoruz. Solak mısın Seray yoksa? Sağ. Sağ. O zaman bu arada şunu da belirteyim. Solaksak sağsa ter. Düz bu şekilde. Biraz kafam karıştı anlatırken. Beni maruz görün. Şimdi düz karttaysa sağ, yani sağ sağlaksa sol ayağımız önde. Eğer solak isek sağ sol ayağımız geride olması gerekiyor. Şimdi her ikimiz de düz, yani sağ kart yapacağız. Şimdi olduğumuz yere sağ ayağımızı bir adım geriye attıktan sonra yumruklarımızı şaka hizasına ya da çene hizasına getireceğiz. Biz çene hizasına getirelim. Genelde şunu, özellikle yeni başlayan sporcular şunu yapıyor. Görüş mesafesini kapatıyor. Bu da ilerlemesini etkiliyor tabii. Ellerimiz burada ve avuç içi bize bakıyor. Şimdi beraber yapalım Seray. Sol yumruğu atarken kalçamızı hafif çeviriyoruz. Yavaş bir şekilde. Evet. Çok güzel. Yumruk attığımızda zaten düz bir şekilde gidiyor dönerek ve avuç içi yere baktığında duruyor. Şimdi sağa attığımızda ise kalçamızı, arka ayağımız hafif kaldıracağız. Evet, parmak ucu üstüne. Dizlerimiz çok hafif kırık olabilir. Evet, şimdi bir daha yapalım. Sol, sağ. Tekrar gardımı aldım. Sol, sağ. Devam edelim. Bir, evet. Dizini öne doğru değil de sol direğe attığında hafif yana doğru. Evet, evet. Yani topuk hafif dışarıya doğru çıkabilir sol yumruğu attığımızda. Evet. Şimdi sağa yapıyoruz. Evet. Bu temel hareketimiz, bu hareketi yaptıktan sonra zaten sol sağ direkte ki hareketle aparkat kroşe hepsi aslında birbirini takip ediyor. Ama öncelikle temelimiz bu. Yani boksun, kickboksun, bütün dövüş sporlarında
ABC temel hareketimiz bu. Bunu yaptıktan sonra kroşe, aparkatı daha kolay, rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani ilk başlarımızda genelde bu hareketi çok önemsiyoruz. Devam edelim. Hatta dur eldivenle yapalım. Parmaklarım burada olsun. Çok güzel. Tekrar devam ediyoruz boşta. Hep beraber yapalım hatta. Şimdi dansı da ekleyelim. Parmak uçları üstünde ağırlık, ileri geri hafif dans edip durduğumda sol, sağ vurup devam ediyoruz. Başlayalım, elime hedef al. Bir, iki, çok güzel, dansı da devam ediyoruz. Şimdi, bir, iki, devam edelim. Bir, iki, evet, bir daha, bir, iki, evet. Şimdi şu konulara dikkat edelim, solu attığımızda sağ çenemizde olsun, sağ attığımızda ise sol çenemizde olsun. Evet, sol. Çok güzel. Bir, iki. Şimdi ikisini de birleştirelim. Tek tek değil de sol, sağ. Arda arda gelsin. Bir, iki. İkisini de vurabilirsin. Bir, iki. Bir, iki. Evet. Bunu kısa, yani 10-15 dakika ya da birkaç antrenman kişiye göre de değişebiliyor. Çalıştırdıktan sonra boşta, şimdi daha sonra makibaraya geçeceğiz. Biraz daha hızlandırılmışı yapacağız ama başlayalım şimdi makibarada, ama çok sert vurmuyoruz ve vurduğumuzda nefes vermiş olmamız gerekiyor. Başlayalım. Hedefimiz beyaz noktanın hemen alt kısmı. Başlayalım. Bir, iki. Evet, biraz daha yanaşalım. Çok güzel. Devam edelim. Bir, iki. Evet. Vurduğumuzda hafif kuvvetli arttırabiliriz. Çok olmasın ama kuvveti de biraz daha arttırabiliriz. Başlayalım. Bir, iki. Çok güzel. Bir, iki. Evet. Şimdi solu vurduğunda tam oturuyor. Sağda biraz boşluk oluşuyor, değil mi? Evet. O da omuzumuzu çevirmememizden kaynaklı. Evet, evet. Omuzu çevirelim. Başlayalım. Bir. Evet. İki. Çok güzel. Şimdi şunu yapalım. Olduğumuz yerde dans edelim. Biraz daha hareketli dans edebiliriz. Ben bir dediğimde iki tane yumruk vuracağım. Vurup ve dansa devam edeceğiz. Komut bekleyeceğiz. Başlayalım. Bir. Evet. İki. Çok güzel. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Süper. Şimdi gördüğünüz gibi direkt yumrukları boşta çalıştık ve daha sonra makibarada. Yani bu aletin ismini de söylemiş olayım, makibara. Bu uzak doğu kökenli bir kelime ve hareket. Ben genelde duvar torbası diyorum çünkü Türkçeyi kullanmayı daha çok tercih ediyorum ama orijinal ismi makibara. Şimdi yine yerine geçiyoruz. Biz biraz daha hızlandırmış versiyonu yapıyoruz ama bunları çok uzun süre ve çok tekrar yapılması gerekiyor ki daha tekniğin güzel bir şekilde oturması için. Şimdi aparkat yapacağız Seray. Aparkatta da aşağıdan yukarıya doğru vurduğumuz yumruklar. Şimdi pozisyonumuz hep aynı. Evet, pozisyonumuz bütün dövüş sporlarında aynıdır zaten. Şimdi şunu isteyeceğim. Göğüsten aşağı düşmemek şartıyla bir, iki ve hep aynı noktaya vuruş yapalım. Bir, iki. Aynı şekilde kalçamız yine dönüyor. Başlayalım. Yine elime hedef al istersen. Solla başlayalım. Bir, iki. Evet. Ellerimiz hep burada. Bu arada bunu da belirteyim. Neden ellerimiz hep burada? Çünkü dövüş sporlarında da, yani normal insanlarda da aslında budur. En zayıf noktamız çenedir. Yani dövüş sporlarında çeneye darbe aldığımızda toparlanması neredeyse imkansız gibi. O nedenle çeneye darbe almamak için genelde hep ellerde, yumruklarda refleks oluşturmaya çalışırız ki çeneye darbe yemeyelim. Başlayalım. Bir, çok güzel. İki, evet. Avuç içimiz bize baksın. Evet. Solu da avuç içi. Sana baksın avuç içi. Evet. Bir, gardımızı alıyoruz şimdi. Bir, evet. İki, evet, 3, 4, çok
Güzel. Beş. Süper. Şimdi bu hareketi de boşta yaptıktan sonra uzun bir süre. Daha sonra makibarada yine o hareketi de uygulayacağız. Biraz da yanaşalım. Evet, ellerimiz burada. Vurduğumuzda avuç içi bize baksın. Sol sağ. Evet, bir. Evet, dans ediyoruz. Ben sayayım, sen vur. Dans edelim. Bir. Çok güzel. İki. Evet, biraz da hareketli dans edebilirsin. Üç. Evet, dört. Çok güzel. Avuç içi sana baksın. Beş. Evet, sol sağ. Altı. Yedi. 8, evet, 9, aşağıdan çıkarıyoruz, çok güzel, 10, evet, kasmana gerek yok. Boşta çalıştıktan sonra makibarada yine aynı şekilde çalışıyoruz. Daha sonra 3. ve son yumruğumuza geldi. Zaten 3 tane yumruk çeşidi vardı. Uppercut, alttan yukarıya doğru, kroşe, yandan vuruşlar ve direkt ismi gibi direkt attığımız yumruklar. Şimdi kroşe yapacağız. Kroşede de yine aynı. Bütün dövüş sporlarında zaten guard hep aynıdır. Bu aldığımız guard hep aynıdır. Şimdi kroşede de şunu yapacağız. 1, 2. Yani yandan vurduğumuz vuruşlar ama mümkün olduğunca dirseğimizi kaldırarak vuracağız. Başlayalım. 1. Evet. Bir yumruğumuz bittiğinde ötekisi hemen çeneye geldi. Güzel. Evet, fark ettin mi? İlk hareketi yaptıktan sonra ötekiler biraz daha akıcı olur. Şimdi kroşeleri de burada uygulayalım. Sol sağ. Bir. Evet, sağ vuruyoruz. Çok güzel. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Çok güzel. Dokuz. On. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi üç yumruğu da boşta da çalıştık. Makibara'da yani duvardaki ekipmanla da çalıştık. Daha sonra bunları kombinasyon hallerinde devam ederek çalışmaya kendimizi geliştiriyoruz. Boksun ilk günü genelde bu şekilde geçer ya da ilk haftası ya da bir ay, hani kişiye göre de değişiyor tabii. Hani bu işi profesyonel anlamda yapacak kişiler biraz daha uzun çalışıyor. Ama hani hobi olarak stres atmak için ya da kilo kontrolü ya da ne bileyim hani kendini korumak için yapanlara biraz daha kısa versiyonunu yaptırıyoruz. Çünkü müsabak olmayacağı için, hani maça çıkmayacağı için daha çok kendini savunacak kısa hareketlerle işte hani bu tarz çalışmalar yaptırıyoruz. Bunlardan sonra da hatta yürüyüşü de kısa yapalım, sonra bitirelim. Yine oraya geçelim. Dans edeceğiz. Yani bunu kısa bir şekilde göstereceğiz ama daha sonra bununla ilgili de bir program yaparız. Bunlarda da yürüyüştür. Gidiyoruz, durup sol sağ vuruyoruz. Biraz gidiyoruz sol sağ ayak, parmak üstünde sol sağ yumruk vuruyoruz. Yani bu şekilde ayak ve el koordinasyonu sağlayarak daha güçlü bir hale gelebiliyoruz. Boks sporu herkes daha çok dövüş sporu olduğu için herkeste biraz bir tedirginlik var ama aslında hobi olarak stres atmak için ya da kilo vermek için de yapılabilir bir spordur. Ayrıca özellikle dövüş sporları, sadece bu boks değil, dövüş sporu sporlarıyla ilgilenen çocuklarda şiddete yönelme oranı çok ciddi şekilde aşağıdadır. O nedenle özellikle çocuklarda tavsiye ediyorum. Çünkü dövüş sporları yapan çocuklarda özgüven eksikliği olsun, derse odaklanma olsun, yani hepsinde inanılmaz bir şekilde katkı sağlıyor. Söyleyeceğim bir şey var mı Selen? Çok güzel bir dersi, gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.